Sevgili dostlar merhabalar. Bildiğiniz gibi Çiftlik Bank'ın sahibi yönetim kuruluyla beraber komple kaçtılar gittiler. Ülke dışına parayı topladılar insanlardan. Yüksek kar vaat ederekten insanlardan parayı toplamayı başardılar. Çok büyük insan kitlesinden çok büyük meblağları toplayıp kaçtılar. İnternetteki yorumlara ve etrafımdaki insanlara baktığım zaman herkesin aklında bir tek soru var. Bu kadar insan, bu insanlara nasıl bu kadar inandı ve nasıl oldu da bu kadar büyük meblağlar yatırdı? Hani nasıl bu güveni nasıl sağladı? Bu insanlar bu kadar saf mı? Gibi bir sürü soru, hakaret falan dolaşıyor. Şimdi benim gözlemimle baktığım açıdan sizlere anlatmaya çalışayım. Sisteme ben de giriş yaptım. Ben şükür zararsız ayrıldım ama etrafımda zararlı olan birçok arkadaş var. Ben de yüksek bir meblağ yatırmıştım. Çok uçuk bir meblağ değil ama biraz yüksek bir meblağ. Şimdi öncelikle nasıl insanlar ikna etti ve güvenini kazandı ondan bahsedeyim. Birkaç tane de fotoğraf indirdim. Buradan size anlatmaya çalışacağım. Şimdi şirket 2016'nın Ağustos'unda kuruluyor. 2016 Ağustos'tan itibaren devam ediyor. İşte yatırımlarını insanlara gösteriyor, şarküterilerini insanlara gösteriyor falan. Bunları gerçekten yapıyor bu yatırımları. Ama şöyle bir şey var. Bir çiftliği alıyor. Çiftlikten ettiği kar. Şimdi ben çiftçi değilim ama biraz araştırma yapıp gördüğüm zaman kendini çok uzun bir sürede amorti ediyor bir çiftlik. Yani bir çiftliği alıyorsun sen 4 ayda ana parasını çıkarmıyor. Sen şimdi insanlardan parayı topluyorsun. İnsanlara ana parasını 4 ayda 5 ayda geri veriyorsun. Geri kalan sürede de karını veriyorsun. Yani yatırdığın paranın 3 katını alıyordun bir yılda. Böyle bir kar oranı vardı. Şimdi gerçek çiftliklere baktığımızda bu kadar kar vermiyor. Tabi bu adam milletten parayı topluyordu. Yatırımı yapıyordu. Fakat şöyle bir şey vardı. Hani o insanlar da bir yandan kar dağıtmaya devam ediyor. İnsanlar güvendikçe, parasını günlük tıkır tıkır çektikçe daha çok güveniyordu, daha çok yatırıyordu. Etrafımda birçok örnek var. Mesela 10 bin yatırıyor arkadaşım biri. Ana parasını çıkardığında artık karımı alayım gözüyle bakmıyor. O bir 10 bin daha yatırayım diyor. Bu sefer ne oluyor? Hala eksi 10 binde böyle böyle devam etti gitti falan bu tip yatırımlar yaptı insanlar hep. Çok güvendiler. Bu şekilde büyütüyor, büyütüyor nereye kadar? Biz Mayıs ayında falan girdik. Zaten bir tane videom var, onu izlerseniz görürsünüz. Bayağı bir araştırdık. Adam Türkiye'de şu şarküterilerden 4-5 tane açmış. Diyor ki siz diyor, çiftliğe yatırım yapın diyor. Paranızla şarküterilerimizden de ürün alabilirsiniz diyor. Bu bende büyük bir güven oluşturdu. Adam komple ortalıklarda şu gördüğünüz gibi yani dolandırıcı olsa diyoruz ortalıkta dolaşmaz falan filan. İnsanları çok iyi bir ikna etti. Çok güzel bir tezgah hazırladı. Gördüğünüz gibi 200 tane falan şarküteri açtı son zamanlarda. İnsanlar bunu görünce kendi şehirlerine, kendi mahallelerine şarküterileri görünce kamyon kamyon parayı döktü buraya. Daha sonra işte çiftlik açılışlarına tanıdığımız bildiğimiz isimleri sunucu olarak çağırdı. İşte bu insanlar parayı verdiğin zaman sunuculuk yapıyor bunlar. Bunların da işi bu. Giriyorlar sunuculuğunu yapıyorlar. Buradan iyi bir güven kazandı. Hocaları çağırdı. İşte Kur'an okuttu falan filan. Böyle dindar kesimin dini hassasiyetleri yüksek olan kesimin, yanlış anlamayın sözlerimi, güvenini kazandı. Diğer insanların vatan millet duygularıyla falan güvenini kazandı. İşte yatırım yapıyoruz falan, reel yatırım yapıyoruz. Daha sonra işte bir bilindik bir ismi şirketin başına getirdi. Ardından daha da çok güven kazandı. Daha sonra bu galiba Ekim'deydi. Ekim veya Kasım gibi çok bilindik bir kanalda Beyaz Show'da reklam verdirtti. Bu reklamı canlı olarak ben de izledim. Zaten insanlar bu reklamları izleyince yatırımcılar inanılmaz bir güven patlaması oldu ve kamyon parayı yığdılar buraya. Görmediğim ama çevremdekilerin bana söylediği 200, 300, 500 bin yatıran insanlar olmuş. Bu şekilde insanların güvenini kazandı. Bu kademeli bir süreçti. Yani bu adam ortaya çıkıp bir anda herkesten 500 trilyonu toplayıp kaçmadı. Bu iki seneye yakın bir süreçti. 1,5-2 yıllık bir süreç. Ve çok güzel oynadı. Reklamlar verdi. Televizyona çıktı. Açılışlar yaptı falan. Belki de ele geçirildi. Satın alındı bu sistem.
tehdit edilip bilemeyiz ama insanları ikna etmesi, insanların bu kadar güvenlik kazanmasının arkasında bunlar yatıyor. Bu şekilde bir saadet zincirinin veya dolandırıcılık sisteminin daha sonuna gelindi. İnsanlar umarım bundan sonra daha dikkatli olur. Açgözlülük yapmazlar. Tabii hiçbir iş risksiz değil. Bu iş de riskliydi. Ama artık insanlar daha az açgözlülük yapar, daha mantıklı düşünür diye tahmin ediyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumları da bilerek kapatıyorum arkadaşlarım. Çünkü çok fazla, çok orantısız küfürler var. Çok acımasız yorumlar var. Yani insanlar internette olmanın, internet ortamında, klavye başında olmanın rahatlığıyla inanılmaz küfürler ediyor. O yüzden bundan sonraki videolarımda, bu tip videolarımda yorumları kapatacağım. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.